Terör örgütü PKK uzantısı PYD-YPG, ABD'den aldığı ağır silahlarla Afrin'de Mehmetçi hedef alıyor. Terör örgütü 6 askerimizin şehit olduğu tank saldırısının ardından şimdi de helikopterimizi hedef aldı. Genelkurmay Başkanlığı'nca Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında atak tipi bir helikopterin kırıma uğradığı, helikopterde bulunan iki pilotun şehit olduğu bildirildi. Hain saldırıda şehit olan askerlerin naaşı Hatay Kırıkan Devlet Hastanesi'ne getirildi. Helikopterimizin düşürülmesinin ardından terörist mevzileri bombardımana tutuldu. Saldırı ile ilgili ilk açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Güvenlik güçlerimiz sınırlarımız içinde ve dışında yürekleriyle, bilekleriyle, cesaretleriyle, kanlarıyla büyük bir mücadeleyi yürütüyor. Bu sabah itibariyle 1141 terörist etkisiz hale getirildi. Az önce bir helikopterimiz de düşürüldü. Tabii ki bütün bunlar olacak bir savaşın içindeyiz. Kaybımız da olacak ama verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Dün sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha edip yok etmiştik. Tabii bunlar çıldırtıyor bunları. Ama biz tabii bunların bedelini bunlara çok daha ağır ödeyeceğiz. Belki bizim bir helikopterimiz gidecek ama onlar bunun bedelini misliyle değil, kat be kat fazlasıyla ödeyecekler. Erdoğan İstanbul'da bunları söylerken AKP Muğla İl Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım ABD'nin terör örgütüne verdiği silaha dikkat çekti. DEAŞ'la mücadele yapıyoruz diye PKK'ya destek verenleri söylemleriyle eylemleriyle, gönderdikleri silahlarıyla onları Türkiye'ye karşı bir tehdit haline getiren sözde dost diyebildiğimiz ülkeleri hepiniz biliyorsunuz. Konuyla ilgili basının sorularını da cevaplandıran Yıldırım, helikopterin neden düştüğü konusu henüz net değil. Herhangi bir dış müdahaleyle düştüğü konusunda elimizde kesin bir delil, belge yok dedi. Afrin'de helikopterimizin düşürülmesi sonucu iki askerimizin şehit olmasıyla yasa boğulan Türkiye, Kocaeli'nden de bir şehit uğurladı. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırı sonucu şehit olan Sözleşmeler İlker Ağaçay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Son kez baba evine getirilen şehidin cenazesi helallik alınmasından sonra Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'ne getirildi. Öğle namazını mütakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı binlerce kişinin duaları ve tekbirleri arasında Gebze şehitliğine defnedildi.